Ha? Büyük gün geldi. Hazırlansam iyi olur. Teker döner, gelir zafer. Teker durur, Ricky düşer. Sabah sabah ne yapıyorsun? Bunlar ısınma hareketleri. Bugün sürat rekorumu kıracağım. Daha önce hiç ulaşılamamış bir hıza ulaşacağım. O gün bugün müydü ama ben hazır değilim. Herkese söylemem lazım. Sakın bensiz başlama. Hey dur ufaklık, beni de bekle. Başarılar Ricky. Sağ ol anne. Hiçbir şey beni durduramayacak. Seni durdurmak istemezdim. Küçük Buster'ı buraya bırakmaya geldim. Merhaba. Bugün Buster'a biz göz kulak olacağız. Öyle değil mi Buster? Eğitime gitmem gerekiyor. Trafik kurallarını asla tam öğrenemezsin. Bu da ikinci kuraldır. Hayır dedeciğim, bu birinci kuraldır. Öyle mi? Haklı olabilirsin. İyi ki şu eğitime gidiyorum. Güzel bir gün geçir Buster. Hadi Buster içeri gel. Teşekkür ederim Buster. Ne güzel bir davranış. Bu da bir kuraldır Bayan Helen. Eve girmeden önce mutlaka tekerler paspasta silinir. Ya. Paspas bunun için mi orada? Eve döndüğümde bunu hatırlayacağım. Tabii rekorumu kırdıktan sonra. Ben de gelebilir miyim? Yarışlara bayılırım. Bütün yarış kurallarını biliyorum. Hatta birkaç tane de kendim buldum. Olur. Hadi gidelim o zaman. Önce vidalarını iyice sıkıla. Sürat yaparken parçalarının gevşemesini istemezsin değil mi? Peki anneciğim. Bu doğru mu Ricky? Gerçekten yapacak mısın? Evet. Hadi onu biraz rahat bırakın. Bırakın da odaklansın. Bakın şimdiden havaya girmiş bile. O şapkayı neden taktın sen? Anlarsın. Hız demek sen demek. Neler yapabileceğini göster Ricky. Sana tek gereken sürat. Ricky, Ricky, Ricky. Ben hazırım. Bakın başımın çizgisine geldi işte. Başlıyoruz. Piste kimse kalmasın. Piste bir tek ben varmışım. Ben de yeni kronometremi kullanmak istiyordum. Evet yerine hazır ve başla. Hey ne oldu? Herhangi bir sürat denemesi yapmadan önce tekerlekler mutlaka kontrol edilmelidir. Peki. Peki başlayabilir miyim? Hayır, hiç sanmıyorum. Birkaç ciddi kural ihlali fark ettim. Yani süreyi başlatmayayım mı? Bunlardan ilki, yarış pistinde çok fazla çakıl taşı var. Hiç güvenli değil. Ben şimdi hallederim. Minik robotları temizleyin. Zoom kamera başla. İkincisi, güvenlik için her köşeye trafik konisi konması gerekiyor. Ben şimdi bunu hallederim. Hadi.
Her şey tamam mı? Bu pist hiç bu kadar güvenli olmamıştı. Artık başlayabilir miyim? Sadece son bir madde kaldı. Of, şimdi ne var? Annen başlamadan önce vidalarını sıkılamanı söylemişti. Ama sen yapmadın. Aa, evet unutmuşum. Ama bak, vidalarım sapasağlam. Herhangi bir sorun yok yani. Dayanacağımdan eminim dostum. Vidalar sıkılanmazsa yarışta olmaz. Ben şimdi hallederim. Sen ne yapıyorsun böyle Tuz? Eğleniyorum. Neden? Çocuğum ben. Bu benim işim. Ama sen geri geri gidiyorsun. Her zaman gittiğin yeri görmen lazım. Biliyorum. Ama böylesi çok eğlenceli. Gözlerimi kapatıp geri geri gidiyorum. Bu daha da eğlenceli. Tuz! Olmaz! Kurallar! Buster, bence sen de dene. İşte böyle. Devam et. Bu eğlenceli mi? Ben şimdi eğleniyor muyum? Bence eğleniyorsun. Şu an kuralları çiğniyorum. Ve çok eğleniyorum. Yeni kural. Kurallara uymak yok. Sadece bu hariç. Ricky, artık rekorunu kırabilirsin. Scootio, kronometreyi başlat. Artık sürat yapma zamanı. Hadi Ricky, yapabilirsin. Sen neden şunu takıyorsun? Şimdi anlarsın. Ben bakamayacağım galiba. Yerine geç. Hazır. Başla. Dinlemem gerekirdi. Vidalarımı sıkmalıydım. Buster? Buster! 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 Harika! Buster! Nereye gittiğini görmen lazım. Buster, dikkat et! Ricky kurtarmaya gidiyor. Hız kontrolü. Manevra kontrolü. Aparatlar. Hepsi hazır. Gidelim. Yürü şimdi. İyi kurtardınız beni. Kural 6. Her zaman teşekkür et. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ne yapıyordun öyle? Neden yolda geri geri gidiyordun? Bir değişiklik yapıp kuralları çiğnemek gerçekten çok eğlenceli gelmişti. Kurallar sandığımızdan daha önemlidir. Bu da bana bir şey hatırlattı.
İşte oldu Ricky. İlk günkü gibi. Buster, artık sürat yapabilirsin Ricky. Harika, çok iyi gidiyor. Hadi Ricky. Devam et Ricky, yapabilirsin. Ah, evet bu sefer olacak gibi. Bu kez kesin olarak olacak. Muhteşem bir skor. Ricky rekor kırdı. Başardın. İkinci turda arka tekerin köşedeki trafik konisine dokundu. Ve bu kurallara aykırıdır. Ama bu seferlik boş ver gitsin. Yaşasın. Harika. Teşekkür ederim kızım, öyle yapacağım. Aa, buradaki bordürün yanına da şerit lazım. Buldum, ben senin ekip şefin olayım. Nerelere şerit çekmek gerektiğini biliyorum. Bu dediğin olmaz Scutio. Ama boyayı karıştırabilirsin. Ama bu işin nasıl yapıldığını biliyorum. Aslında birileri yoldaki taşları temizlese çok iyi olur. Bu da eğlenceli bir iş olabilir. Scutio, okula gelebilir misin? Yardımın gerek. Neyse, daha sonra görüşürüz. Merhaba Scutio. Sorun nedir arkadaşlar? Sorun ne mi? Sorun ne mi? Sorun ne? Ben de şimdi geldim. Hey, bu yol yepyeni olmuş. Evet, doğru, yolu onardılar ama üzerine şerit çekmediler. Ricky, baksana. Motor yarışlarının finali yarın yapılmıyor muydu? Ama bu durumda yarış olmayacak. Onca antrenman boşa gidecek. Oysa kazanacağımdan emindim. Bir dakika. Benim aklıma müthiş bir fikir geldi. Yapabilirim. Eminim ekip şefi olabilirim. Hem bu bir parkur, gerçek yol değil. Üstelik nasıl yapılacağını da çok iyi biliyorum. Lütfen evet deyin. İnanın bu işi yapabilirim ben. Burayı yaptığımız için önümüzdeki birkaç gün o parkura şerit çekmemiz zor. Bu durumda sen yapabilirsin. Yaşasın. Teşekkür ederim anneciğim. Hemen başlıyorum. Bir dakika, dur bakalım. Ekibinde kimler olacak? Ben. Sence bu işi sevecekler mi? Pekala. Ricky, Loop, siz boyaları taşıyacaksınız. Ama lütfen, lütfen çok dikkatli olun, olur mu? Annem bu işi bana verdi. Yani her şeyden ben sorumluyum. Hata yapmayacağız, korkma. Bu hata sayılmaz değil mi? Ben hallederim. Vay aksi. Peki bu hata sayılır mı? Lütfen arkadaşlar, ciddi olalım. Pekala Scutio, ilk olarak ne yapıyoruz? Bütün parkuru görmem lazım. Zoom kamera başla. Eskisinden de iyi oldu. Evet, çok da eğlenceliydi. Hadi yıkayalım şimdi. Hayır asla. Gidip annemi getireyim de o da görsün. Bizi bekle. Bu boya kovalarını götürmemiz gerek.
ya. Şu boy kovasını taşırken bile bir numarasın ya. Kim bir numaraymış görürsün şimdi. Hadi arkadaşlar, bırakın şamatayı, geldik sayılır. Ay! Arkadaşlar durun çabuk. Ne oldu Scott ya? Evet, işte bu hata sayılır. Durun, biri geliyor sanki. Yol verin. Neden böyle kocaman bir buz kalıbı isterler bilmiyorum doğrusu. Ama birine lazım olduğu kesin. Hey, az önce buradan geçmedin mi? Aa, yine kayboldum. Sorun yok. Başka biri daha gelmeden düzeltelim şunu, hadi. İşte yine geçiyorum. Luna Park'taki ilginç yollar gibi. Hiç durmadan dönüyorsun, dönüyorsun. Beni nereye götürüyorsun ki ilginç yol? Annemle babam bir daha bu işi yapmama izin vermeyecek. Polis memuru geçiyor. Lütfen yolu açın. Evet, şeridi takip ediyorum. Kurallara uymak benim ilk görevimdir. Benim görevim de buz kalıbını teslim etmek. Ve ben de bunu yapacağım. Eyvah, kod 12. Polis memuru zor durumda. Size yardım edeyim memur Bunker. Benim yüzümde doldu. Hayır Scott ya. Yolu bu hale Luke ve ben getirdik. Ortada bir sorun varsa büyük ihtimalle benden olmuştur. Evet ama işin başında ben vardım. Sizin daha dikkatli olmanızı sağlamalıydım. Bu sorumluluğu üstlenmeliydim. Tamam ama bu her zaman iş düzgün gidecek demek değil. Bazen bu tip bir sorun çıkarsa düzeltirsin her ne olursa. Ve bunu sensiz yapamayız. Pekala, tamam. Zoom kamera başla. Bu şeritler eskiden nasıldı hatırlamıyorum. Ama sorunu nasıl çözeceğimi biliyorum. Ricky, Memur Bunker'a yardım eder misin? Elbette sevgili ekip şefim. Luke, DJ, siz benimle gelin. DJ, şu şeritleri sil. Loop, tam buraya yeni şeritler yap. Neden yapıyoruz ki? Burada daha önce şerit yoktu. Biliyorum. Sen bana güven. Hazır mısın? Ve fırça. 1-2-3 fırça. 1-2-3 fırça. 1-2-3 fırça. Memur Bunker, yardım edebilir miyim? Bilemiyorum Ricky. Bu bir kod 14. Polis memuru mahsur kaldı ve zor durumda. Yalnız dur, kafam karıştı. Yoksa bu kod 54 müydü? Kod 56 olabilir mi? Ricky'nin kurtarışı için de bir kod var mıdır acaba? Hız kontrolü, manevra kontrolü, aparatlar. Hepsi hazır, gidelim. Süper kanca fırla. Oluyor.
Bak hayret! Kod 14 mü yoksa 13 müydü? Kod 12'ye düşüyor. Çok az kaldı. Kod 0. Memur tekrar görev başında. Evet, bence böyle olmalı. Gördünüz mü döner kavşak? Sağ ol Ricky. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için Memur Bunker. Özgürlük. İşte bu. Dikkatli git delikanlı, başka kaza istemiyoruz. Ha? Evet, böyle çok daha iyi. İyi iş çıkartmışsın Scutio. Teşekkür ederim Memur Bunker. Anne, baba. Acil yardım çağrınızı aldık Memur Bunker. Acil çağrılar genellikle acil durumlar içindir. Çağrıyı iptal ediyorum Hank ve Helen. Ricky bütün sorunu çözdü. Yardım etmeye çalıştım. Hem Scutio ne yaptı gördünüz mü? Oh, şuraya bak. Kesişme noktaları. Böyle daha güvenli olmuş. Kızım bu ne güzel bir kavşak böyle. Küçük bir sorun çıkmıştı da aslında büyük bir sorundu. Sorunu çözmüşsün hayatım. Bir yetişkin gibi sorumluluk sahibi olduğunu göstermiş. Gerçekten mi? Bence bundan sonra ekip şefimiz sen olabilirsin. Ben de yardım ederim. Bölüsü 3. Ben yaparım. Gelin arkadaşlar, yeni yarış parkurunu bir deneyelim hadi. Hadi gidelim. Bilmem, bence biraz ara vereyim. Yetişkinin işi zormuş. Bence bunu büyüdüğümde yapmayı beklemeliyim. Anneciğim, babacığım. Vakti zaman. Daha böyle düzgün yollarda gitmezdik. Yok, hayır. O zamanlar daha dayanıklıydık. Daha güçlüydük. Çamurda giderdik, kayalıklarda. İşimiz cidden çok zordu. Lastiklerimizde hep yara bere olurdu. O yüzden de yollar yaptık. Şimdi daha rahat, evet. Aslında bunu herkese göstermem. Ama sizler benim arkadaşlarımsınız değil mi? Evet, evet. Bu belki de benim en değerli eşyam. Hazır olun, çok şaşıracaksınız. Bir dakika. Tamam, hazırım. Şimdi bunu görünce gözleriniz dört açılacak. Sele değil mi bu? O kadar da şaşırmaya hazırlanmıştım. Ama hiç şaşırmadım. O sadece bir sele değil çocuklar. Gelin şuna basın. Vay be. Bu nedir böyle Maxwell? Bu özel aparat tek bir araç için üretilmiştir. Davullar çalsın, Wilford tekerleklisi için. Wilford tekerleklisi mi? İnanamıyorum. Harika bir şey. Şaşırmış gibi yapıyorum. Bunca tekerleklinin arasında en iyisi bence onunki. Hiçbiriniz Wilford tekerleklisi nedir bilmiyorsunuz değil mi? Hayır. Bilmiyorum. Adını hiç duymadım. Peki, toplanın şöyle de size anlatayım. Wilford tekerleklisi, Wilford'un gördüğü en büyük kahraman. Kim bir yardıma ihtiyacı olsa, Wilford tekerleklisi anında orada belirirdi. Sorun hallolunca da bir anda ortadan kaybolurdu. Kimse onu göremezdi. Aramızda bu tekerleklinin kim olduğunu hala öğrenen yok mu? Hayır. Sonra bir gün bunu garajımın önüne bıraktı. Ondan sonra da hiç görünmedi. Yıllarca bu gizemi çözmeye çalıştım. Ama hiç öğrenemeyeceğim galiba. Biz gizemi çözersek öğrenirsin. Hadi gelin, gidiyorum. Yoksa gizemi çözdük mü? Hayır, sadece düşünüyordum. Bu gizemi nasıl çözebiliriz dersiniz? Bir dakika. Maxwell, bu selenin sadece Wilford tekerleklisine uyduğunu söylemiştin değil mi?
Evet, öyle. O halde bunu kasabadaki her motorda deneyelim. Bu kime uyuyorsa, Wilford tekerleklisi de odur. Evet, bu zekice. Tamam. Wilford tekerleklisi her kimse çok hızlı olmalı. Durun bir dakika. Memur Bunker'a ne dersiniz? O çok hızlıdır. Aa, evet, o olabilir. Durun. Memur Bunker, Memur Bunker bekleyin. Yavaş. Bu aceleniz ne böyle? Bunu daha önce görmüş müydünüz? Ha? Görmüş olmam mı gerekiyor? Rahat olun Memur Bunker. Durumu biliyoruz. Durumu mu dedin? Acaba şunu bir deneyebilir miyiz? Oh, al şunu. Bu da ne böyle? Ne durumu? Durun. Kanun namına durun. Daha fazla gizlemenize gerek yok Memur Bunker. Yoksa şey mi demeliyim? Wilford tekerleklisi? Kim? Ben mi? Tekerlekli mi? Hani şu hız yapan maskeli motor mu? Hayır, ben asla hız yapmam. Sadece süratli giden birini durdurmak için hız yaparım. Evet, mantıklı. İzninizle Memur Bunker. İlgilenmemiz gereken bir iş var da. Ne yaparsanız yapın, hız yapmayın. Hız limitlerine uyun. Wilford tekerleklisi aynı zamanda güçlüymüş. Bay Rumbler'dan daha güçlü kim olabilir? Babam mı? Sence o olabilir mi? DJ, oğlum ne yapıyorsun? Lütfen uslu dursana. Şu çukuru kapatmaya çalışıyorum. Her an biri içine düşebilir. Çukuru mu dolduruyorsunuz? Kim olduğunuzu mu saklıyorsunuz? Baba, bana söyleyebilirsin. Wilford tekerleklisi sensin, değil mi? O mu? Wilford tekerleklisi mi? Hiç güleceğim yoktu. Neden bu kadar imkansız olsun? Ben de iri ve güçlü biriyim. Ama senin daha fazla tekerleğin var. Wilford tekerleklisi bir motor. Sense bir üç tekerleklisin. No. Evet. Bakın bu konuda haklı. Ayrıca ben onun kadar hızlı gidemem. Yavaş hareket ederim. Zaten bu da hiçbir şekilde uymuyor. Peki sence bu şey ne olabilir? Bence bir korna. Korna mı? Wilford tekerleklisi için korna o kadar da özel bir şey değildir. Evet, kornaymış. Size her an buraya biri düşebilir demiştim. Yavaş. Hey, Wilford tekerleklisi arazide de gidiyordu, değil mi? Bay Hoopla da arazide gidiyor. Belki de odur. Babam mı? Ha? Ne olmuş bana? Anladın sen. Neyi anladım? Neyi bildiğimizi bildiğini biliyoruz babacığım. Ben neyi bildiğinizi bildiğimi pek sanmıyorum çocuklar. Ya da bizim bilmediğimizi düşünmeyi mi yeğlersin? Bir dakika. Sahi biz ne biliyoruz? Bay Hoopla, Wilford tekerleklisi siz misiniz? Ben mi? Hayır, değilim. Ama onunla bir kez karşılaştım. Yani kar fırtınasının olduğu bir gün mektup dağıtmama yardım etmişti. Sonra bir kar tanesi gibi kaybolup gitti. Daha ona teşekkür etme fırsatı bile bulamadım. Hadi arkadaşlar, aramaya devam edelim. Sadece bir korna değilmiş, biliyordum. Kimi unuttuk biz?
Mutlaka unuttuğumuz biri olmalı. Belki de benimdir. Hayır Loop, sen değilsin. Ama aklımıza gelmeyen biri daha olması lazım. Ricky nereye gitti? Ricky! Neredesin? Arkadaşlar, yukarıdayım. Merhaba Ricky. Blip? Sen nasıl çıktın oraya? Her zamanki gibi. Bu senin başına sık sık mı geliyor? Benim başıma sık sık gelmeyen mi var? Blip, korkma, korkma. Geldik. Ricky. İyi misin tatlım? Ne oldu böyle? Wilford tekerleklisinin selesi beni bu ağaca fırlattı. Benim beklediğim cevap bu değildi. Ben öncesinden buradaydım. Sık sık oluyor. Evet, biliyoruz. Demek Wilford tekerleklisinin selesi buymuş, öyle mi? Wilford tekerleklisinin kim olduğunu anlamak için bunu herkesle denedik. Demek herkesle denediniz. Herkes de değil. Wilford tekerleklisi belki de tam... Hank, şu rampayı kurmama yardım eder misin? Ben de tam diyordum. Bence Wilford tekerleklisi sonsuza kadar gizem olarak kalacak. Acele! Gidelim. Siz de duydunuz mu çocuklar? Bence Wilford tekerleklisi benim babam. İşte bu harika olacak. Babam, Wilford tekerleklisi görev başında. Hayır, böyle olmuyor. O olduğundan emin misin? Çünkü ben Wilford tekerleklisini güçlü sanıyordum. O olduğunu anlamayalım diye böyle yapıyor. Biliyorum işte o. Evet, böylesi daha iyi. Benim başıma bu da gelir. Sanırım düşmek üzeriz. İmdat! Anne! Harika! Ben de bunlardan istiyorum. Anne, hala inanamıyorum. Bunu bende denemeyi akıl etmemen çok kötü olmuş. Bunu hiç düşünmedim. Sen benim annemsin. O senin annen olmaktan çok daha fazlası. Biraz geç oldu ama ben de öğrendim. Maxwell'in Selim'i sakladığını düşünüyordum. Onu nasıl size verdi anlayamadım.